Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ve bundan sonraki dersimizde bölünebilme kurallarını göreceğiz. Bölünebilme kurallarını bir hatırlatalım. Sonrasında da bölünebilme kuralları ile ilgili dikkat çekmemiz gereken noktalar, özellikler ve sorularla konuyu sürdürelim. Şimdi bölünebilme kurallarını hatırlatırken bizim en çok ihtiyacımız olan noktaları biz burada hatırlatacağız. Bölünebilme kuralları. Şöyle, ben kuralın sayı değerini buraya yazayım. Devamını açıklamasını getirelim. Önce 3'e bölünebilme. Sayının 3'e tam bölünebilmesi için sayının, kısa kısa yazıyorum, rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Eğer sayının rakamları toplamı 3'ün katıysa bu sayının 3'e tam bölünebilen bir sayı olduğunu belirtebiliriz. Aynı zamanda sayının 3'e bölümünden kalanını da rakamlarının toplamının 3'e bölümünden kalanı ile bulabilmek mümkün. Şunun gibi 397. Siz bunun rakamlarını toplasanız, bunun rakamları toplamı 19. 19 sayısının 3 ile bölümünden kalanı, evet 19'u 3'e bölün, kalanının 1 olduğunu söylersiniz. Yani 397'nin 3'e bölümünden kalanı 1. 4'e bölünebilme kuralı. Sayının 4'e tam bölünebilmesi için sayının son iki basamağı, sayının son iki basamağı 4'ün katı olmalı. Sadece son iki basamağına bakmamız yeterli. Örneğin 1932. Son iki basamak 32 olduğuna göre bu sayı 4'e tam bölünür. Ya da 1513. Sayı 4'e tam bölünmez ancak 4'e bölümünden kalanını da son iki basamaktan bulabilirsiniz. 13'ün 4'e bölümünden kalanı 1 olduğu için bu sayının 4'e bölümünden kalanını 1 olarak yazdım. Şimdi bu durumu eksik rakamlarla test edelim bir daha. Eksik rakam derken bilinmeyen rakamlarla. Örneğin 2, 3, 3, x sayısını düşünelim. Bu 4 basamaklı bir sayı olsun ve bu 4 ile tam bölünsün. 4'e tam bölünebilmesi için bu sayının son iki basamak 30'larda ya, o zaman bu sayı 32 olabilir, x'e 2 verebilirsin. 36 olabilir, x'e 6 verebilirsin. Bir başka seçenek yok. 4'e bölünebilmede birler basamağı 4'er 4'er adım atar. Şunu görelim. 2, 3, x, 2. Bu sayının da ben size 4'e tam bölünebilen bir sayı olduğunu versem, eksik olan rakamı x'i konuşsak. Sayı 2 ile bittiğine göre 2 ile biten ve 4'e tam bölünebilen iki basamaklı sayı düşünün. 1 olabilir, 3 olabilir, 5, 7, 9 olabilir. Bakın 12 4'e tam bölünebiliyor, 32, 52 bunların hepsi 4'e tam bölünebiliyor. O zaman bu noktaya dikkat çekiyoruz. Birler basamağı 4'er 4'er gider, 4'e tam bölünebilmedi. Ama onlar basamağı 2'şer 2'şer gider, buradan görebildiğiniz gibi. Şimdi 5'e tam bölünebilme kuralı. Basit. Sayının 5'e tam bölünebilmesi için birler basamağındaki rakam, yazalım bunu, birler basamağı 0 ya da 5 olmalı. 0 ya da 5 olmalı. Eğer birler basamağı 0 olabiliyorsa ya da 5 olabiliyorsa sayı 5'e tam bölünebilen bir sayı. Şuna bir bakalım. Ben 5, 7, x diye bir sayı yazsam, 5 ile bölümünden kalanının 2 olduğunu versem. Arkadaşlar bir sayının 5'e bölümünden kalanını bulmak sadece birler basamağının 5'e bölümünden kalanını bulmakla mümkün. O zaman ben bunun 5'e bölümünden kalanını bulabilmek için, pardon, 5'e bölümünden kalanı 2 olduğuna göre x'i bulabilmek için hemen x'in ne olabileceğini belirteyim. Sonu 2 olursa 5'e bölümünden kalanı 2 olabilir ya da sonu 7 olursa. Evet, son basamak 7 olduğunda 5'e bölümünden kalanı 7'nin 5'e bölümünden kalanı olan 2 olacaktır. 5'e bölünebilme hakkında da bilgilerimiz bunlar. 6'ya bölünebilmeyi konuşalım. Sayının 6'ya tam bölünebilmesi için
2'ye ve 3'e tam bölünmesi gerekir. Aslında çarpanlarını kullanmış olduğumuzu fark ediyorsunuz ve kullandığımız çarpanları da birbiriyle aralarında asal olarak kullanmış olduk. 2 ve 3 aralarında asal sayılar. 8'e tam bölünebilme. Sayının sonuç basamağı 8'in katı olmalıdır. Sayının sonuç basamağı 8'in katı olacak. 9'a tam bölünebilme. Sayının 9'a tam bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olmalı arkadaşlar. Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Siz rakamları toplamını 9'un katına getirebiliyorsanız sayı tam bölünür. 9'un katı olmuyorsa rakamları toplamı, o zaman 9'a bölümünden kalanını bulabilirsiniz. Örneğin şunun gibi 7532 yazılışını kullanalım biz. Bu sayının 7532 sayısının rakamları toplamına bir bakın. Rakamları toplamı 17 çıktı. Bunun rakamları toplamı 17 ise 17'nin 9'a bölümünden kalanı da 17'nin rakamları toplamıdır. Toplayın bunun rakamlarını, 8. Demek ki bu sayının 9'a bölümünden kalanı 8 olmalıymış. Şimdi geçiyoruz 10'a bölünebilmeye ve sonra ondan sonra da daha yüksek değerlere tam bölünebilme nasıl olur onları anlatacağız. Sayının 10'a tam bölünebilmesi sadece birler basamağındaki rakamın 0 olması ile mümkün. Birler basamağı 0 olmalı diyoruz. Aynı zamanda sayının 10'a bölümünden kalanı her zaman birler basamağındaki rakamıdır. Örneğin 1217 sayısının 10'a bölümünden kalanı birler basamağında bulunan 7'dir. Arkadaşlar 11'in de kuralını anlatalım. Daha sonra 12, 15, 36 gibi, 30 gibi yüksek sayılara bölünebilmenin yöntemine geçeceğiz. Şimdi 11'in kuralı hakkında şöyle başlayalım. 11 için. Bir tane 5 basamaklı sayı alayım kendime. A, B, C, D, E sayısı. Sayının 11'e tam bölünüp bölünmediğini belirlemek için işlemimizi sağdan başlıyoruz. Sağdan sola doğru devam ediyoruz. Şöyle, birinci, sağdan birinci rakamın altına artı koyup, sonrasında sola doğru ilerlerken her seferinde işaretini değiştiriyorum. Eksi, artı, eksi, artı. Sonra artılı olanları topluyorum. A, C, E'yi topladım. Aralarına eksi kullanıp eksili olanları da topluyorum. B ve D'yi topladım. Eğer bu işlemden gelen sonuç 11'in bir tam katı olabiliyorsa sayı 11'e tam bölünebilen bir sayı olur. Bakın 11'in katları derken 0 da 11'in katıdır. 11'de, 22'de ya da eksi 11'de, eksi 22'de 11'in katıdır. Bulabildiğiniz sonuç 11'in katı olduysa sayı 11'e tam bölünebilen bir sayı olur. Şimdi arkadaşlar tahtayı tamamen temizliyorum ve 11'den daha büyük olan sayılara tam bölünebilme nasıl olmalıymış onları göreceğiz. Şu kısmı da siliyorum, buradan devam edeceğim. Şimdi sayılarımız 12, 15, 30, 36, 45, 55. Ben bunları kullanacağım. Tabii bunları çoğaltabiliriz. Önemli olan şey burada hepsinin kuralını tek tek görmek değil, temel yöntemin ne olduğunu bilmek. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bu gibi sayılara tam bölünebilmeden bahsediyorsak, sayı şunların çarpanlarına tam bölünmeli ama konuşacağımız çarpanlar, önemli nokta burası, aralarında asal olmalı. Çarpanlar aralarında asal olmalı. Aralarında asal demek birden başka ortak böleni bulunmayan sayılar demek. Örneğin 12'ye tam bölünebilmeyi konuşuyorsak sayı 3'e ve 4'e tam bölünmeli. Yani burada
2'ye ve 6'ya tam bölünmeli diyemedik mesela. Çünkü 2 ve 6 aralarında asal değil. Ortak bölenleri var birden başka 2. Bir başkası 15. 15'in çarpanlarını 3 ve 5 olarak alabiliriz aralarında asal şeklinde. Sayı 15'e tam bölünüyorsa demek ki 3'e de 5'e de tam bölünmeli. 30. 30 için 3 ve 10 kullanmanızı öneririm. 30 için 5 ve 6 da olabilir, aralarında asaldır ama 3 ve 10'u kullanmak, özellikle 10'u kullanmak, sayının sonuna 0'ı getirebilmek hamlesiyle işlemlerimizi kolaylaştırır. Sonra 36'ya tam bölünebilme, 4 ve 9, 45'e tam bölünebilme, 5 ve 9, 55'e tam bölünebilme, 5 ve 11'e bölünmesini gerektirir. Yani bunları artırabiliriz. 90'ı düşün. 9'a ve 10'a tam bölünmeli. 99'u düşün. 9'a ve 11'e tam bölünmeli gibi gibi. Şimdi bu kategorinin dışında bir iki şey daha söyleyeyim size. Mesela 25'e tam bölünebilme nasıl olmalı? Sayının 25'e tam bölünebilmesi için sadece son iki basamağına bakmanız, eğer son iki basamağında çift sıfır olursa, ya da 25 olursa, ya da 50, ya da 75. Bu dördünden herhangi biri olursa sayı 25'e tam bölünebilir. 20'ye tam bölünebilmeyi de burada konuşmak istiyorum. Aslında deminki kuralla 20'ye tam bölünebilme için 4'e ve 5'e tam bölünmeli deseniz doğrudur, yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha hızlandırmak maksadıyla şöyle diyeceğim. Sayı 20'ye tam bölünebiliyorsa sonu çift sıfır olabilir. 20 olabilir, 40, 60, 80 olabilir. Yani 25'e benzemiş oldu arkadaşlar bu kural olarak. Şimdi bölünebilme kurallarını noktaladık. Biz bölünebilme kuralları ile ilgili sorularımıza başlayabiliriz. Şimdi bu dersin kalan kısmında ve bundan sonraki ilk dersimizde de bölünebilme kuralları ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz. İlk sorumuzu ben yazmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar küçük bir kısaltma kullanayım bu şekilde. Uzun uzun yazmayayım. Rakamları birbirinden farklı anlamında kullandım ben bunu. Rakamları birbirinden farklı olan bir tane 5 basamaklı sayımız var. Ben bu sayının ne olduğunu hemen yazıyorum. 5 basamaklı olan bu sayı 5A7B2 sayısıymış. Bu sayı 36 ile tam bölünüyormuş. Sayı 36 ile tam bölünürmüş. Buna göre A'nın en az kaç olduğunu belirleyin demiş. A sayısı en az kaç? Şimdi arkadaşlar, sayı 36'ya tam bölündüğüne göre sayının hem 4'e hem de 9'a tam bölünmesi gerekir. Sayı 4'e bölünüyor olmalı, bir de 9'a bölünebiliyor olmalı. Siz burada şu noktayla hareket edin. Eğer işin içinde 9 varsa ya da 3 varsa, 3'ü 9'u sonraya bırakın. Önce bunun haricinde olan rakamı kullanın. Yani burada önce 4'ü kullanacağız. Sayının 4'e tam bölünebilir olması için onlar basamağındaki B rakamı neler olabilir? Önce bir normalini konuşalım şöyle. 2 ile bittiğine göre 12 olabilirdi. 32, 52, 72, 92 hatırlayın. 4'e bölünebilmede onlar basamağı ikişer ikişer gider demiştik. Peki, yalnız rakamları birbirinden farklı demiştim. Rakamları birbirinden farklı dediğim için o zaman bu durumda şimdi sayının içinde 5 varken benim bu 5'i buradan kaldırmam, 7 varken 7'yi de kaldırmam lazım. O zaman şu 9'u da yukarıya çekiyorum. Demek ki B rakamının yerine 1, 3, 9 gelebilir. Şimdi 9'a bölünebilmeye geçebiliriz. Sayının 9'a tam bölünebilmesi için rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. Önce B1 iken bakalım. 2, 3, 10, 15. 15'in üzerine 3 eklersem 18, 9'un katı olur. Bu arada rakamlar farklı oldu mu ona dikkat ediyorum. 53.712, problem yok, rakamlar farklı. Sonra, bakın B rakamını 2 artırırsam A rakamını 2 düşürebilirim hemen. Kolayca 1 olduğunu bulabildim. Sonuncusu
2, 9, daha 11. Burayla 18, 23. Demek ki A'ya burada 4 verebiliriz. Sorunun bizden istediği şey A'nın minimum değeriydi. Arkadaşlar bakın, A'nın alabileceği değerler 1, 3, 4 şeklinde ve A'nın alabileceği en az değerin 1 olduğunu elde edebiliriz. İkinci sorudayız. Şimdi ikinci soruda yine klasik bir işlemden bahsetmiş olacağız aslında. Şöyle 6, 7, 2, A, 5, B sayısı var. 6 basamaklı bir sayı bu. 5'e bölününce kalan 1'miş. Arkadaşlar 9'a bölününce de kalan 1'miş. Bu bilgileri veriyor bana. Sayının çift sayı olduğu bilgisi verilmiş. Evet, bu bir çift sayıdır deniyor. Verilen bu bilgilere göre A rakamı kaç? A'nın bulunabilmesi beklenmiş. A rakamı kaçtır? Şimdi soruda verilen bilgilere dikkat ederseniz rakamları birbirinden farklı denmemiş. Yani özellikle buna dikkat edin. Rakamları birbirinden farklı dedi mi yoksa demedi mi? Biz öncelik olarak 5'e bölümünden kalanının 1 olmasıyla başlayalım. Sayının 5'e bölümünden kalanının 1 olabilmesi için son rakamı ya 1 olmalı ya da 5 olmalı. Düzeltiyorum. Son rakamı ya 1 olmalı ya da 6 olmalı. Peki soruda sayının çift sayı olduğu söylendiğine göre 1'in olamayacağını, B rakamının sadece 6 olabileceğini belirledik. Aynı zamanda bu sayı 9'a bölününce 1 kalanını verdiğine göre demek ki rakamları toplamı 9'un katından 1 fazla olmalı. Rakamları topluyoruz. 6, 13, 15, 20, 26. 26'nın üzerine bir de A rakamını katacağım ve 9'un katından 1 fazla olacak. Çünkü 9'a bölününce 1 kalanını veriyorsa 9'un katını 1 geçmeli. 1'i gönderin sol tarafa. Demek ki 25 artı A 9'un katına gelecek. Siz buradan A rakamının 2 olabileceğini bu şekilde belirleyebilirsiniz. Arkadaşlar son bir soru daha yapalım bu ders için. Son sorumuzu da biz şöyle seçelim. Rakamları birbirinden farklı. Evet, yine dikkat edeceğiz. Rakamları birbirinden farklı. 2, A, 5, 7, B sayısı 12 ile tam bölünüyormuş. 12 ile tam bölünebilen bir sayıdır denmiş. A kaç değer alır? A'nın kaç değer alabildiğini bulabilmek istiyoruz. Şimdi sayı 12'ye tam bölünebilen bir sayı olduğuna göre sayı 3'e de tam bölünebilmeli ve 4'e de tam bölünebilmeli. Bir hatırlatma yapalım. İşin içinde 3 varsa, 9 varsa 3'ü 9'u sonraya bırak. Önce ötekine bak. Yani sen burada 3'ü kullanma, önce 4'ü kullan. Sayının 4'e tam bölünebilmesi için son iki basamağına bakın. 70'lerde bir sayı. 70'lerde olan sayı 4'ün katıysa bu ya 72 ile olur ya da 76 ile. Ancak rakamları birbirinden farklı dendiğine göre burası 2 olduğunda B rakamına 2 kullanamayız. Anladık ki B rakamı sadece 6 olabilir. Ben bunu yeniden yazayım. 2, A, 5, 7, 6 oldu bu sayı ve bu sayının 3'e tam bölünebilmesine bakıyorum artık. Yani bakın aşama aşama. Önce birine, sonra devamında diğerine bakıyorum. Sayının 3'e tam bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. 2, 7, 14, 20. 20 artı A rakamı 3'ün katına gelmeli. O zaman bu A rakamının yerine 20'nin üzerine ilk önce 1 diyebilirim, 21 3'ün katı. 4 diyebilirim, 7 diyebilirim. Peki arkadaşlar, A rakamının yerine 1, 4, 7 diyebiliyorsam, şimdi kontrol edin, rakamları birbirinden farklı denmişti. 1, problem yok, 1'i kullanabilirim. 4, problem yok, 4'ü de kullanabilirim. Ancak şurada 7 varken A rakamının yerine 7'yi kullanamazmışım. Bu durumda A kaç değer alır? 1'i ve 4'ü olmak üzere bunları alır. A'nın 2 tane değer alabileceğini belirleyebiliriz.
Arkadaşlar bu dersimizi noktaladık. Bundan sonraki dersimizde bölünebilme kuralları ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.